Hayrettin Karaman, biz İslam'ın neresindeyiz? İbadetlerden içtimai, siyasi, hukuki, ahlaki, hayata kadar her alanda İslam'ın istediği insanla, bugün Müslümanım diyen insanlar arasındaki farka dikkat çekmek istiyorum. Bu açıklığı fark etmek bile kulluk yolculuğunda önemli bir adımdır. Önceki yazımda bu farkın izzet ve güçle ilgili olanı konusunda bir soru sormuştum. Ümmetin üzerine bu ölü toprağa nasıl saçıldı? Ümmet bu hale nasıl geldi? Kısa cevabını da şöyle düşünmüştüm. Çünkü gücü ve saygınlığı Allah'a dayanıp müminlerle bir olmakta değil, ötekilere yamanmakta aradı ve çünkü imanı zayıfladı. Bu düşüncemi ilham eden birkaç ayetin meallerini sunuyorum. Kim izzet isterse bilmeli ki izzet tamamıyla Allah'a aittir. Güzel sözler ona yükselir. Rızasına uygun iş ve davranışları da o yüceltir. Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzakları alt üst olur. Fatır 10 Şöyle diyorlar, hele Medine'ye dönelim, o zaman güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Halbuki asıl güç ve izzet Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Münafikun 8 Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin. Eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz. Eğer siz Uhud'da bir yara aldıysanız, bilin ki o toplulukta benzeri bir yara almıştı. Allah gerçek müminleri ortaya çıkarsın ve uğrunda şehitleri olsun diye o günleri biz insanlar arasında döndürüp duruyoruz.'' Allah zalimleri sevmez. Yüce Allah, Uhud Savaşı'nda yenilgiye uğramış olan müminleri teselli etmek için onlara Bedir Savaşı'ndaki zaferlerini ve müşriklerin yenilgilerini hatırlatmıştır. Ayrıca ayette belirtilen amaçlarla bu zafer ve yenilgileri insanlar arasında döndürüp durmuş, acı ve tatlı günleri her iki tarafa da tattırmıştır. Aksi halde hayatın imtihan oluşunun bir değeri kalmadığı gibi serbest iradeyle iman etme imkanı da ortadan kalkardı. Siz üstün durumdayken gevşeklik gösterip barış çağrısı yapmayın. Allah sizin nedir, amellerinizin karşılığını asla eksiltmeyecektir. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir siz iman eder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız o da hak ettiğiniz karşılığı verecek sizden servetinizi de istemeyecektir. Muhammed Suresi 35 36. ayetler. Burada müminler barış istemekten men edilmiyorlar. Ancak üstün durumdayken veya mümin olmak üstün ve şerefli olmayı da ihtiva ettiği için zaf ve gevşeklik gösterip düşmandan önce barış istemeleri uygun bulunmuyor böyle bir davranış düşmana cesaret vereceği için bunun müminleri barış, adalet ve din özgürlüğünün hakim olduğu bir dünya düzenini sağlama amaçlarına ulaştırmayacağına işaret ediliyor bu ayetlerde allah teala izzetin maddi ve manevi gücün allah'ın izin ve inayeti müminlerin de iman, tevekkül ve gayretleri sayesinde müslümanların olacağını açıkça ifade buyuruyor Peki biz ümmet olarak niçin zayıfız ve düşman olan kafirden medet umacak hale gelmişiz? Çünkü adımız Müslüman olsa da iman, şuur ve amelimiz İslam'dan hayli uzağa düşmüş de ondan. Hayrettin Karaman, Yeni Şafak.